Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde COVID-19 aşı uygulaması Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'ye Çin'den getirilen COVID-19 aşı uygulaması Profesör Doktor Alper Şener, Profesör Doktor Tamer Demir, Profesör Doktor Coşkun Bakar ve sağlık personeline uygulandı. Sağlık çalışanları MHRS'den aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu olarak veya bağlı bulunduğu sağlık kuruluşunda COVID-19 aşısı yaptırabilecek. ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Alper Şener, hastanedeki sağlık personelini 10 gün içinde aşılamayı hedeflediklerini söyledi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde bugün itibariyle sağlık personeli öncelikle aşılama kampanyası başladı COVID-19'a yönelik. Bakanlığın gönderdiği aşılar hastanemiz bünyesine dün ulaştı. Gerekli korunma ve saklama koşulları sağlandıktan sonra bugün merkezi randevu alma sisteminden sağlık personeli olarak kendimiz bireysel olarak kendi randevumuzu aldık, randevumuzu oluşturduk. Hastanemizin A blok zemin katta yer alan aşı uygulama birimi, erişkin aşı uygulama birimi içerisinde öncelikle olarak sağlık personeli ve çalışan sağlık personeli olmak üzere aşılama başladı. Toplam planladığımız şey şu aslında, önümüzdeki 10 gün içerisinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelini, 1400 civarında sağlık personeli görünüyor hedef popülasyon olarak, 10 gün içerisinde aşılamasını bitirip onun ardından normal Çanakkale'li ve aşı olma grubunda tanımlanmış olan, çünkü biliyorsunuz bu kategorilere ayrıldı bakanlık tarafından, kendi risk durumunuzu aşıla programından sorgulayabiliyorsunuz. Sorguladıktan sonra kendiniz tekrar bireysel olarak TC kimlik numaranıza istediğiniz Çanakkale hudutlarındaki aşı uygulanan merkezlerden herhangi birisine randevu oluşturuyorsunuz. Randevu oluşturulduktan sonra gelip burada bir ön hekim tarafından değerlendirme oluyor. Aşı ile ilgili herhangi bir uygulama ile ilgili bir olumsuzluk durum var mı yok mu diye. Çünkü uygulama için uygun olanlar ve olmayanlar gibi akut dönemde gibi bazı uygulamalarda değerlendirmeler gerekecek. Bu değerlendirmeler sonrasında ise şu anda gördüğünüz üniteler gibi üniteler içerisinde oturarak rahatlıkla aşısı ne oluyor? Aşı olduktan sonra en az 15 dakika ile 20 dakika arasında aşı sonrası herhangi bir beklenmedik olumsuz etkiye karşılık izlenmesi gerekiyor. Bu koronavirüs için özel bir izlem değildir. Her türlü aşı için aslında standart olarak en az bir 10 dakika 15 dakika izlem gerekir uygulama sonrasında. Bu uygulama sonrasında eğer herhangi bir müdahaleye gerektirecek bir durum gelişmediği sürede de kendisi rahatlıkla normal evine ya da normal çalışma alanı, ben mesela şu anda aşım oldum, normal çalışma alanıma döneceğim birazdan. Diğer bütün sağlık personelimiz gibi normal vatandaşlarımız da önümüzdeki haftalar içerisinde isteğe bağlı COVID-19 aşılarını bir an önce olmaları gerekiyor. Aşı olmak neden önemli? Hepimiz normalleşmek istiyorsak, bu kameralar karşısında maskeyle konuşmak istemiyorsak, normal tanımladığımız eski hayatımıza dönebilmek istiyorsak toplumun en az %60 ila 70'inin, yani 60 ila 60 milyon kişinin, vatandaşımızın bir şekilde virüsle karşılaşmış olması ya da aşılanmış olması gerekiyor. Virüsle karşılaşmış olmayı tercih etmeyeceğimize göre dolayısıyla öncelikli olarak bir an önce aşımızı olmamız gerekiyor. Aşı iki uygulamayla yapılıyor. 28 gün arayla ikinci doz uygulaması da yine ortak randevu sisteminden oluşturulup aşı zamanı tekrar aşı olduğumuz merkeze tercihen ikinci doz aşınızda olmamız gerekiyor.